Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. İbrahim ben. Bir vakıf üniversitesinde İstanbul'da eğitmen şefim. Gastronomi adayı öğrencileri için bazı sorular var. Onları cevaplamak için Lokman'ın stüdyosundayız. O zaman ilk sorumdan başlıyorum. Tabii, başlayabiliriz. Bu mesleği yapabilmek için gastronomi okumak şart mı? Gastronomi okumak şart değil ama siz bu meslekte ciddi bir şeyler yapmak, daha fazla bu meslekle haşır neşir olmak, bu mesleğin hem arka planında olmak, ne bileyim eğitmen olmak, danışmanlık vermek, mutfak yöneticisi olmak, bu gibi biraz daha kayda değer işler yapmak istiyorsanız eğitim almanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Aşçılık ve gastronomi arasındaki fark nedir? Aşçılık bir ön lisans eğitimi, gastronomi ise bir lisans eğitimidir. Ön lisans eğitiminin zaten amacı ara elemanlar, teknik elemanlar yetiştirmek. Gastronomi eğitimi ise daha alanında uzman, yetkin kişiler yetiştirmektir. Aşçılık bölümünden mezun olup mutfaklarda aşçı olarak çalışabilirsiniz. Gastronomi bölümünden mezun olup mutfakların arka planında, yönetim alanında, işte bizim burada olduğumuz gibi bir medya alanında çalışabilirsiniz. Ama tabii bunların hepsi kişinin kendine özel bir durumdur. Siz aşçılık bölümünden mezun olup yine yönetici olarak çalışabilirsiniz. Gastronomi bölümünden mezun olup yine sadece mutfaklarda da çalışıyor olabilirsiniz. Gastronomi mezunları kolay iş bulabiliyor mu? Evet, gastronomi mezunları gayet kolay iş bulabilirler. Yeter ki çalışmak istesinler. Benim telefonuma bile her gün minimum 3 tane, 5 tane personel ilanı geliyor. Çok mu iyi para kazanıyorsunuz? Eğer akademik bir kariyer yapmak istiyorsanız çok iyi bir para kazanıyorsunuz diyemem. Ama mutfaklarda çalışıyorsanız su şeften sonra iyi para kazanmaya başlayabilirsiniz. Yani su şef dediğim bir restoranın veya otelin şef yardımcısı ve de şefi. Büyük pastayı onlar alırlar her zaman. Peki çalışma şartları zor mu? Çalışma şartları çalıştığınız restorana veya mutfağa göre değişir. Örneğin bir esnaf lokantasında çalışıyorsanız hafta içi çalışır, erken işe gidip erken işten çıkarsınız. Ama bir restoran, otelde çalışıyorsanız hafta sonu olmadan minimum 10 saat, 12 saat mutfaklarda yoğun bir şekilde çalışırsınız. Bu bölüm yetenek işi mi yoksa okurken de öğrenilebilir mi? Ben okurken öğrenilebileceği kanaatindeyim. Çünkü zaten siz öğrenmek için eğitim alıyorsunuz. Bunun için gastronomi bölümüne geliyorsunuz. Ama eğer bu alanda yetenekliyseniz bu kadar mezun içerisinde daha hızlı ön plana geçip daha hızlı kariyer basamaklarını çıkabilirsiniz. Bu bölüm için özel üniversitelerin imkanı çok daha geniş diyorlar. Sizce de öyle mi? Maalesef evet diyebilirim. Çünkü bir devlet üniversitesinde bir bölüm veya bir ders işlenmesi için işte sınıf projeksiyon cihazı vesaire yeterliyken mutfak eğitimi daha kapsamlı bir yatırım istiyor. O yüzden devlet üniversitelerinden bir tık daha avantajlı vakıf üniversiteleri diyebilirim. Ama şunu da ekleyeyim. Hem iyi mutfağı olan hem de iyi bir sürekli mutfağına gıda alan devlet üniversiteleri de var. Tavsiye araştırarak, öncesinde bilgi alarak gitmeleri. Sizin tavsiye edebileceğiniz özel ya da devlet üniversitesi var mı? Benim tavsiye edebileceğim üniversitelerin başında Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Okan Üniversitesi, bunlar vakıf üniversiteleri. Devlet üniversitelerinden Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi var bildiğim kadarıyla. Belli bir yaştan sonra gastronomi okunur mu? İkinci üniversite olarak okuyabilir miyim? Evet, okuyabilirsiniz. Hali hazırda benim kendi öğrencilerim arasında 40 yaş üstü kendi eğitimini tamamlamış ya da emekli olmuş, sonrasında eğitim almaya gelen ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapıp bir yandan online ders verip mutfakta eğitim alan öğrencilerim de var. Her yaşta yapılabilir bir meslek. İnsan yeter ki istesin, her yaştan sonra mutfağı öğrenebilir. Sınavlar nasıl oluyor? Daha çok pratik ağırlıklı mı? Sınavlar hem teorik derslerin sınavı teorik oluyor, pratik derslerin sınavı da pratik oluyor. Şöyle de bir geyik var hatta, evet biz sınavları yiyerek test ediyoruz, kağıt okuyarak değil. Ama muhakkak öğrendikleriyle birlikte o sınavları rahatlıkla geçecektir öğrenciler. Peki, üniversite okumayıp akademi ya da kurslarla aynı şeyleri öğrenebilir miyim? Ne açıdan baktığınıza bağlı bu. Eğer pratik açıdan bakıyorsanız belki daha fazlasını bile öğrenebilirsiniz. Ama bir mutfağın işleyişini tam anlamıyla kavramak, mutfaktaki neden-sonuç ilişkisini tam anlamıyla anlamak için bir üniversite eğitimi kısa süreli bir akademik eğitimden daha iyi olacaktır. Yurt dışı eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi ülkeyi ya da hangi üniversiteyi tavsiye edersiniz? Yurt dışı eğitiminde özellikle son zamanlarda İspanya çok öne çıkıyor. Çok iyi okullar var İspanya'da. Ama çalışacağınız
ülkeye göre bu değişecektir. Fransa'da çalışıp Fransa'da eğitim alacaksınız, çok geleneksel, çok katı bir eğitim göreceksinizdir. Ya da Amerika'da bir eğitim alacaksanız biraz daha hem temel klasik eğitim hem de modern konuların yer alacağı bir eğitim alacaksınızdır. Ama benim önerim, yurt dışında eğitim alacaksanız yurt dışında bir üniversiteden eğitim almanızı tavsiye ederim. Vejeteryanlar ya da veganlar bu bölümü okuyabilir mi? Evet, okuyabilirler. Biz yaptığımız veya pişirdiğimiz hiçbir yemeği öğrencilerimize yemek zorunda bırakmıyoruz. Yemeyebilirler ama pişirmeyi öğrenmeleri iyi olur onlar için. Okullarda yaptığınız bazı yemeklerde alkol kullanımı şartı var mı? Hayır, alkol kullanımı o dersin konusuysa kullanılır ama kullanmak istemeyenler için de farklı seçenekler mevcut. Örneğin zaten oradaki kullanılan alkolden alınan aroma, asit vesaire sirkeden, diğer alkolsüz ürünlerden de elde edilebiliyor. Zorunda bırakmıyoruz diyebilirim yani. Mutfakta makyaj yasak mı? Evet, yasak. Yok. Tam olarak yok mutfakta hiçbiri. Özellikle eğitim alırken eğitim mutfaklarında makyaj, ne bileyim oje bildiğim kadarıyla bunlar yok. Erkekler için de sakal yok. Bu bölümde stajlar nasıl yapılıyor? Stajlar üniversitelerde genelde 2 tane oluyor. Toplamda 120-150 güne yakın bir süre oluyor çalışma günü olarak. Ben stajlarının bir tanesini otelde, bir tanesini restoranlarda yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü otelde çok fazla şey göreceklerdir, sistem göreceklerdir. Ama restoranda da yoğun servis, bir mutfakla boğuşma göreceklerdir. İkisini de öğrencilere çok fazla şey katıyor. Öğrenciler için verebileceğiniz bir tavsiye, bir öneri var mı? Öğrenciler için şunu tavsiye edebilirim. Bol bol yemek pişirsinler ve de kitap okusunlar. Bol bol restoranlara gidip yemek yesinler. Çünkü bu onlara çok fazla şey katacaktır. Yabancı dili muhakkak halletmiş olsunlar artık. O konuda artık bir soru işareti kalmasın kafalarında. Ve de varsa bütçeleri, yoksa bile hafta sonu bir yerlerde çalışarak bütçe edinip farklı restoranlarda yemek yesinler. Çünkü bir şefin, özellikle şef restoranlarında bir şefin yarattığı menüyü deneyimlemek onlara çok fazla vizyon katacak. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Aday öğrenciler için bol şans diliyorum. Umarım güzel bir tercih zamanı geçirirler.